Ahmet Köse. 30 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Şu anda tavuk fiyatları normal yani bir önceki seneye bakarak. Ama millette alım gücü yok. Alım gücü olmadığı için yani işler tabanda yani. Fiyatta bir belirleme yok ki, arz ve talebe göre fiyat değişir burada ya. Yani arz varsa talep yüksek. Yani fiyat yüksek. Yani şu anda 20-25 lira civarı ortalama fiyat. Yani şimdi vatandaş fiyatı nasıl buluyor? Vatandaşta alım gücü varsa fiyatı iyi ırgılamıyor yani. Alım gücü yoksa zaten 10 lira da pahalı, 5 lira da pahalı. Gelen bak müşterinin yani %80'i aynı vaziyette. %90'ı öyle söyleyeyim sana. Yani sadece etiket ilgilendiriyor. Ürün ilgilendirmiyor milleti. Bakıyor 15 lira, 25 lira her neyse yani. Daha altı var mı diye düşünüyor yani. Yani şu anda vatandaşın yani ürün alırken hiçbir şeye dikkat ettiği yok. Sadece fiyata endeksli vatandaş. Bütçesine uygun bir şey buldu muydu, bunun içeriği nedir diye bakmıyor. Sadece bütçesine uysun yeter ki. Şuradan karşıdan soruyor, kanat kaç lira? 28 lira. Ve gel bir dene kanada bak, bakmıyor kardeşim. 50 çeşit ürün var. Bu işin merdiven altı bile var. Etiketsiz ürün var, açıkta satıyorlar, yasak. İyi et cam gibi olur yani, pırıl pırıl parlar yani. Rengi sonuk olmaz, donuk olmaz. Sadece gözlemler ya, sadece baktı mıydı anlaşılır zaten ya. Ama milletin ona bakacak dermanı yok ya. Sadece millet paraya endekslenmiş, başka hiçbir şey yok. Yani şimdi şu ürünleri bile vardı markete girdi mi diye iki katı fiyatını alıyorlar yani. Ama orada da çaresizlikten giriyor. Oraya girmesin diye bir pakette bundan olsun diyor. Öyle değil mi? 50 lira, 2 kilo. Ya kelle başı, kişi başı yarımşar kilo yer yani. Normal yani. Genelde öyle tavsiye ediyoruz yani. Yani eklemek istediğimiz bir şey var. Yani şimdi hükümet insanlara şöyle bol bol para dağılacak, verecek ki. Yani asgari ücretimi yükseltti, ekstradan başka bir şeyim verir. Yani milletin alım gücü biraz daha yükselecek. Belki o zaman yani bu işler düzelir. Başka bir şey yok yani. Her şey ekonomiye dayalı. Yani şimdi bak bu caddede kaç tane esnaf var? Atıyorum mesela 20 tane esnaf var. Baştan sona kadar. Yani öbür geldiğinizde belki röportaj yaptığınızda bu caddede 16'ya düşecek. Ondan sonraki geldiğinizde 10'a düşecek. Belki parmakla sayılacak kadar olacak yani. Çünkü masraflar çıkmıyor yani. Masraflar ağır. Yani bitkisel hayatta esnaf ya. Yerinden kalkar mı kalkamaz mı belli değil yani.